Hörmətli vətəndaş, liksiyamızın davamı, davamlaşdırımız. Bugünkü islah 2021-ci il, 5-ci ayının 22-ci günü. Əndəki davamı şundaq. Prezident Joe Biden hükümeti Rusya bilen əsri xarakterli soda qıldı. Cümlədən Rusya Amerikanın ən çoğun düşmünü deməkdiğən boldu. Hatta Rusya Amerika'nın en zor rekabetçisi deyip mi etmeydiğen atamaydiğen oldu. Şunu mu atamaydiğen oldu ve bundan ataşını suslaştırdı. Getirin la. O şaşla Rusya ile Germaniye oturdu sizi ki 5 işkinci numarlık törünü koyuvetti. Baş dedi koy imbargı kılmak için dedi koyuvetti. İmbargı kılmadı. Kelgüsü de Prezident Joe Biden hükümeti Rusya'yı karatkan iktisadi imborgi siyasetini emelden kaldırışı mümkün. Ukrayna vakası 2014. yılı Şincay'ın 18. günü Krimiya vakası. Rusya Krimiya girdi şu gündüm başlayıp Amerika Birleşmiş Devletleri Rusya'ya iktisadi imborgi siyaset yürgüzdü. Şimdi bir yerde bu Xitaylı Xepin'in emperyası kılvatıdı. Yakın kelgüsü de Amerika Birleşmiş Devletleri Rusya'ya kıratkan imborgi siyasetin bir karkılı ütüşü mümkün. Yok arkaladın şunu görüp alımız ki Saudi kılıç mahirliği sabah Prezident Trump kala hasemez. Prezident Joe Biden bu cihette her gez Prezident Trump'dan kaynede kalmadı. Sabah Prezident Trump'dan kaynede kalmadı. Belki sabah Prezident Trump kılgan Saudi itikad katlamı, Saudi iktisat katlamı geçirinler. Merkezleşken bulsa, Prezident Joe Biden kılgan Saudi stratejili katlamda en zor Saudi bulup ispatlan. Bevasta akbarat, Avrupa İttifak Parlamentinin eğer Beycan iş taraf otorisidir ki, Brüssel'de pütüşken meblağsız gelişimini saklap kalışını ümit kılsa, Avrupa İttifak Parlamentinin bir kısım azalarına karatkan imborgunu emelden kaldırışı lazım degen fikirge senin göz karışın nime? Alayda teklif kılınan obzorçiliği hopiyen mündak cevap verdi. Karagandı Avrupa İttifakı parlamenti meblağsız iş gelişimi doğrusu da intayın katta pozisyon kullandı. Minin karışımcı Avrupa İttifakı cüngünün yol kuyuşuna talep kıldı. Bu işine götürüp çıkargan Avrupa İttifakı yüzüydü. Geçirinle bu işte keltürüp çıkargan Avrupa İttifakı yüzüydü. Del Avrupa İttifakı Amerika'ya geçti. Çünkü o karşı yeni soğuk münasebetle vuruşu kozgıp, kişilik hukukunu bahane sebep kılıp Uyghuristan meselesiyle aralaştı. 30 yıldan beri tünce katem kişilik hukuk meselesi bu yiçe, çünkü emeldarlarını imborgu kıldı. Şunu deyken Cungo taraf Avrupa İttifakı'a zarbe verdi. Tüncü bulup kişilik hukuk meselesi, Saudi ticaret meselesi ile birleştirip, Cungo Avrupa meblağsız iş gelişimini tasdiklaşına dostu koygan mı? Yani Avrupa İttifakı'ydı. Dedi obzorçi. Lihıp yok. İktisadi menfaat Cungo için elbette mühim. Lekin Uyghuristan, Hong Kong meselesi de Cungo'nun ilgilik hukuku ve müstakilliğin kogdaş şehbisizge tehemmumuyye. Şükür hepsiz efendim. Bula Cungo'nun canı can menfaati gibi verip takılıdır. Bu cihette Cungo Amerika'nın köte kaşığını deydi. Bu cihette Cungo Amerika'nın köte kaşığını deydi. Avrupa'nın tekhimi kötü kaşığını deydi. Deydi obzorçi Li Xepin. Bu makalını yazgıcı Li Xepin Şincan televiziya stansiyasına teklif kılıngan obzorçidir.
Lekciyatı gidiyor vatandaşlar.